sevgili Sofra TV ailesi sayfaya hoş geldiniz. Bugün muhteşem bir tarif ile sizlerleyim. Buyurun yapımına birlikte başlayalım. Tencerenin içerisine 3 yemek kaşığı zeytinyağı aldım. 1 adet ince ince doğramış olduğum soğanımı tencereme ilave ediyorum. Soğanlarımız pembeleşinceye de güzelce kavurduktan sonra 1 adet ince ince doğramış olduğum havucumu tencereme ekliyorum. Havuç sert bir sebze olduğu için... 2-3 dakika kavurmaya özen gösterelim lütfen. Kavurmuş olduğumuz havuçlarımızın üzerine bir adet doğramış olduğumuz patatesimizi ilave edelim. Her bir zebzenin farklı bir pişirme ve kavrulma yöntemi vardır arkadaşlar. Bu şekilde denerseniz eminim buna aradaki farkı siz de anlayacaksınız. Böyle yaptığınız zaman yemeğinizin lezzeti çok daha farklı olacaktır. Kavrulan sebzelerimizin üzerine bir yemek kaşığı unumuzu ilave edelim. Un dibe yapışacağı için çok da kavurmamıza gerek yok arkadaşlar. Şöyle çevirmemiz yeterli olacaktır. Bir su bardağı yıkamış ve süzgeçime almış olduğum mercimeğimi tencereme ilave ediyorum. Mercimeğimizi güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra üzerine 5 su bardağı sıcak suyumuzu ilave edelim. Şöyle rengini göstermek istiyorum arkadaşlar. Mercimin kendine has bir rengi var. Bir tatlı kaşığı silme zerdeçal ilave ediyorum arkadaşlar zerdeçala dikkat edin çok da fazla eklemeyin tadı baskın olmasın. Bu aşamada bir tatlı kaşığı da tuzumuzu ilave edelim. Şöyle rengini göstermek istiyorum gerçekten. Rengi kendini belli etmeye başladı. Kapağını şöyle yarım kapatıp pişirmeye bırakıyorum. Çorbanın suyu az geldiği için tekrardan 5 su bardağı sıcak suyumu çorbama ilave ettim. Sebzelerim ve mercimeğim harika bir şekilde pişti arkadaşlar. Pürüzsüz bir kıvamı alması için çorbamı blenderdan geçiriyorum. Altın sarısı muhteşem bir rengi oldu çorbamızın. Gerçekten arkadaşlar bu tarifi şiddetle tavsiye ediyorum. Eminim buna beğeneceksiniz. Ben şöyle çorbanın kıvamını sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten harika bir çorba oldu. Şayet daha sulu ya da daha koyu seviyorsanız damak sevkinize göre lütfen suyunu ayarlayın. Çorbamın kapağını kapatıp sosunu hazırlamaya geçelim. Tavamın içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı da tereyağını ilave ettikten sonra kavrulan tereyağımızın içerisine 1 yemek kaşığı toz biberimi ilave ediyorum. Şöyle hafiften çevirdikten sonra ocağımızın altını kapatalım. Çorbamız sıcak sıcak servis tabağıma alıyorum. Şöyle üzerine de tereyağımızı gezdirelim. Gerçekten arkadaşlar lokanta usulü muhteşem bir çorba oldu. Şöyle yakın çekimle de rengini ve kıvamını size göstermek istiyorum. Çorbamızın son hali bu. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Arkadaşlar kanalımın büyümesi için desteklerinize ihtiyacım var. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Farklı yemeklerde, farklı lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.